Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Dünya koronavirüs pandemisiyle uğraşırken aynı zamanda diğer ülkelere yardım yapan Türkiye'de kilitlenmiş durumda. Amerikan basınında bugün Türkiye manşeti atıldı. Türkiye koronayla mücadelede kilit rolde. Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı yürüttüğü kararlı mücadelede Amerikan basınının dikkatini çekti. ABD merkezli The Hill gazetesi Türkiye küresel koronavirüs savaşında kilit oyuncu olarak ortaya çıktı. Başlığıyla yayınladığı görüş yazısında Ankara'nın salgınla mücadele kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalarını haberleştirdi. Yazıda Türkiye'nin koronavirüs salgını boyunca dünya genelindeki çabaların kilit destekçisi olduğunu kanıtladığını belirtti. Salgının ortaya çıktığı ilk andan itibaren Ankara'nın hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçerek okulları kapattığını hatırlattı. Bu hamlenin bazı kilit Avrupa ülkelerinden daha çok hızlı ve gerçekleştirdiğine dikkat çekti. 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta geçtiğimiz hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağına da değinen gazete, böylece 64 milyon nüfusun evde tutulduğunu aktardı. Türkiye'nin ayrıca tıbbi koruyucu giysiler ve üretim hatlarını arttırdığı ve salgının yayılmasını önlemek için vatandaşlarına ücretsiz olarak maskeler dağıtmaya başladığını bildirdi. Ayrıca Türkiye'nin salgınlara hazırlıklı olması şaşırtıcı değil. Başlığıyla Türkiye'nin yıkıcı depremlerden milyonlarca mülteci ve göçmenin yönetimine kadar büyük çaplı afetler konusunda geçmişi olduğu anımsatılarak ülkenin bu tür salgınlarla başa çıkmaya daha hazır bir konumda bulunmasının şaşırtıcı olmadığı ifade edildi. Nisan ayı başlarında aralarında Balkan ülkeleri, İtalya, İngiltere ve İspanya'nın da bulunduğu birçok ülkeye maske ve test kitleri gönderen Türkiye'nin yardım paketleri üzerinde Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardından nice ümitler var, karanlığın ardından nice güneşler var" sözünün yer aldığını da yazıda yer verildi. 88 ülke Türkiye'den yardım istedi. Ayrıca sadece kendisi için değil, bütün dünyaya ümit olan Türkiye, 88 ülkenin Ankara'dan yardım talebinde bulunduğunu da kaydetti.